Herkese merhabalar değerli engellisandığı.com takipçileri. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Telegram'da gelen herhangi bir bağlantıyı nasıl açabileceğimizi size göstereceğim. Çünkü son güncellemeden sonra yani son güncellemelerden sonra maalesef linkleri normal şekilde açamıyoruz. Çünkü yazıyla linkler bir satır olarak gözüküyor. Çizgi hareketlerine dolaştığımızda o linki ayrıca göremiyoruz. Ve linke tıklamak mümkün değil. Çünkü yazın üzerine bastığımızda linki açılmıyor. Ama bunun yolu var yine de. Tabii ki güzel olur Telegram bu sorunu çözse ama şimdilik bunun yolu var. Android 8 ve üzeri cihazlar için olan yöntemi şimdi göstereceğim. Jershow için ve Tollback için. Ondan sonra bir tane de yol var. O da Android 8 ve daha eski sürümler için ama yeni kullanıcılar tabii ki onu da kullanabilirler. Hazırsanızsa videomuza geçelim. www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Arkadaşlar ben şimdi Jershow ayarlarına gireceğim. Çünkü ben ilk Jershow ile göstermek istiyorum bunun nasıl yapıldığını. Açalım Jershow ayarlarını. Ana konuşma CSV ekle CSV ayarları. CSV ekran ol. Geri bildirim ayarları. Sentezleyici hareket ayarları. Hareket ayarları. Hareket ayarları. Parmak hareketleri paketi özel. Hareket parmak hareketleri paketi özel. Gördüğünüz gibi bende özel. Sizde de mutlaka özel olması gerekiyor. Özel parmak hareketleri tanımları. Parmak hareketi ayarları bu hareket. Parmak özel. Özele girelim. Özel. Önce sağa sonra sola kaydır işlev sonraki parça. Önce yukarı sonra aşağı kaydır işlev duraklat oynat. Önce aşağı sonra yukarı kaydır varsayılan. Önce aşağı sonra yukarı kaydır. Tabii ki bu benim cihazımda böyle olacak. Siz istediğiniz harekete bu işleri ekleyebilirsiniz. Ben şimdi gireceğim bura. Önce alt işlev seçili değil. İşlev. Buradan web adresini aç işlerini bulmamız gerekiyor. Bulalım. Dolaş önce sonra önce sonra mevcut odak hızı önce sonra liste sol sağ yukarı aşağı kaydı önce sonra önce sonra önceki sonra ses ya ses ya şu an zamanlı mevcut sanal güvenlik parmak çeviri ekranı pano menü sık kullan klavye yapış kopyala liste ve ek kopya yazma al CSV parmak ayrıntılı odağı de düğüm tarama son uygula ana ekran geri git tıkla uzun bak gelişmiş kısa yol eylem menüs ana menü okuma mod odak öğe sözcük otomatik öncekini ayrıntı liste tar ekranın tam metin tümünü set sesli ya sesle ya eklen pluginler metin tar odak CSV dokuna konuşma bildirim parmak sanal gez web adres eylemler web adresini aç web adresini aç tıklayalım ra özel seçildi şimdi çıkalım yaşam ayarlarından geri düğme fark hareket ana telegram beta. Şimdi Telegram'da biz test kanalımıza gideceğiz. Orada linkler var artık ben hazırladım. Test, paylaş düğme. Arkadaşlar Telegram'a girdik. Şimdi https://play.google.com gördüğünüz gibi burada bir Play Store linki. Tıklıyorum. Bir şey oluşmuyor. Şimdi ayarladığımız hareketi yapalım. Aşağı ve yukarı. Web adresini aç. Böyle bir pencere açıldı. Web adresini aç. Tıkla https://2.h/iptal düğme. Ve iptal. İki kez tekrarlıyor bize linki. Play Store. Gördüğünüz gibi Play Store uygulama, açıldı. Google telefon için uygulama veya oyun simgesi resmi düğme. Gördüğünüz gibi Play Store açıldı. Böyle şekilde bu linki açtık. Geri düğme. Test. HTTP. Paylaş düğme. Bir de ana menüden. Bu hareketi yapmadan ana menüden web adresi seçeneğini bulabiliriz. Ben önceden ekledim. Eğer ana menünün nasıl düzenlendiğinizi bilmiyorsunuzsa kanalımızda bu videoyu izleyebilirsiniz. Kanalımızda var artık o video. Sadece oradan web adresini aç seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra o menüde olacak ana menüde. Aynı linkin üzerinde şimdi aşağı ve sağa yapacağız. O ana menüyü açmak için. Paylaş düğme. HTTPS ana menü. Daha iptal eylemler düğme. Web adresini aç. Gördüğünüz gibi burada web adresi var. Eylemler düğme. Ve eylemler var. Normalde her zaman eylemler olur. Ama web adresi aç yok. Web adresini aç. Basalım bura. HTTP web adresini aç. Tıkla HTTP iptal düğme. Gördüğünüz gibi yine karşımıza böyle bir şey çıktı. Şimdi de nasıl linkleri
Tollbook'ten açacağımızı göstereceğim. Erişilebilirlik düğüm. Ekran gizlendi. Tollbook menüsünü açmak. Bağlantı. Son söylenen ekranı göster. Ekran gösteriliyor. HTTPS. Gördüğünüz gibi linke tıklıyorum ama link açılmıyor. Burada da öyle. Şimdi Jasher'da gibi aşağı ve sağ yapacağım. Tollbook menüsü. İşlemler. Bağlantılar. Bağlantılar. Girelim buraya. Bağlantılar. İptal düğme. İptal var. HTTPS bağlantılar. HTTPS 2.h tıklayalım. Play. Play Store. Uygulama. Google telefon ile ilgili yayın. Gezinme çubuğu. Test. HTTPS. Sesli mesaj kaydet düğme. Dönelim şimdi Jasher'a. Gezinme çubuğu, erişilebilirlik düğme. Gördüğünüz gibi Tollbook'te de böyle linkleri açabiliyoruz. Sadece web adresini aç değil, orada bağlantılar geçiyor. Kapatalım Tollbook'i. Engelsiz Android kanalında yeni bir video var. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yüklenen son videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konularda bize aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. İzlemek için GSLO ekran okuyucuda medya oynat duraklat ayarları bağlantısına dokunun. Bugün 14.23 tarihinde gönderildi. Görülmedi iki kez görüntülendi. Arkadaşlar, ben öyle ektim bu yazıyı sonuna kadar okuttum. Çünkü böyle bir linkler de oluyor. O zaman nasıl tıklayacağınızı da anlatayım size kısaca. Tollbook'te göstermeyeceğim. Aynı şey çünkü. Jasher'da göstereyim. Ana menü. Yine ana menü açtım. Daha iptal düğme. Ya da hareketle açabilirsiniz. O web adresini aç. Eylemler. Web adresini aç. Engel web adresi. Tıkla GSLO ekran okuyucuda medya oynat duraklat ayarları. Gördüğünüz gibi böyle bir yazı var. Tıkla ve videonun ismi. Tıklayalım. Bağlantıyı aç. HTTPS 2.h.h.w.w.youtube. iptal et. Buradan eğer aça basarsak artık YouTube'da açılacak bu link. Ben şimdi açmayacağım. İptal et. Test. Arkadaşlar şimdi eski Android sürümler için göstereceğim nasıl linkleri açabileceğimizi. Ben kanalın ismini dokunacağım. Yani test geçiyor. Siz de herhangi bir grupta ya da bir şahsi sohbette ismine dokunduğunuzda yani profil açılıyor o zaman. Test bir abone. Test bir abone diyor. Girelim. Davet bağlantısı. Bildi üyeler geçer. Aboneler. Yönetim. Yönetim. Geçersiz. Bağlantılar. Bağlantılar. Girelim bura. Phone by Google. App song Google Play. Reliable phone calls with spam protection. Caller the and no helpful features. Gördüğünüz gibi bu benim son attığım bir link. Google telefon uygulaması. Burada aslında ne güzel ön izleme var. Yani linkin ne olduğunu kısaca bilebiliyoruz. Tabii ben de şimdi nedense İngilizce ama sizde Türkçe de olabilir. Linke basalım şimdi buradan. Pik uygulama, Google telefon ile ilgili ayrıntılar. Gördüğünüz gibi kolaylıkla çift dokunmayla linki açabildik. Peki arkadaşlar eski Android kullanıcılar için YouTube linklerini nasıl açabiliriz Telegram'da? Onu da yapabiliriz. Bulalım bir YouTube linki. Bip uygulama incelemesi numara 6. Bip uygulamasını incelemeye devam. Geri dön. Şimdi burada duraklat var. Onu bulalım. Video. Arama kay. Durak. Ses. Duraklat. Bir oynat. Kek. Düğme. Duraklattım çünkü ben Telegram'ın kendisinde değil YouTube uygulamasında açılmasını istiyorum bu videonun. O yüzden daha fazla seçeneği bulmamız gerekiyor. Arama kay. Daha fazla menü pop-up düğmesi. Bu değil. Bir uygulama. Engel. Video. YouTube video. Bir uygulama. Bir uygulama. Daha fazla seçenek düğme. Daha fazla seçenek düğme. Hız. Hız. Aç. Aç. Açalım buradan. YouTube. Tam ekrana geç. YouTube. Gördüğünüz gibi linki YouTube uygulamasında açabildik. Arkadaşlar benim bugünlüğü anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da engellisandığı.com yazarak bulabilirsiniz. Veya videonun açıklama bölümündeki linke tıklayarak grubumuza katılabilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere.